koordinasyonda gerek Irak'ta gerek Suriye'de Kürt güçleri yani Barzani, YPG ve PKK'yı öne alan çok ciddi, büyük çaplı, koordineli, sistematik, bilinçli, belli siyasi hedeflere yönelik bir askeri operasyon başlamış durumda. Bir harekat başlamış durumda. Ve öyle anlaşılıyor ki bu harekat bu yaz sonuçlandırmaya götürmeye çalışılıyor. Ve öyle anlaşılıyor ki, öyle görünüyor ki çok açık bir şekilde bu harekat Rusya'yla da koordine edilmiş ve bir mutabakat sağlanmış durumda. Evet. Bu nedenle endişe verici buluyorum. Bakmamız gereken yer bu harekatın kime yöneltildiğinden çok bu harekatı kimin icra ettiği ve bu askeri operasyonların sonucunda hedeflenen, öngörülen siyasi sonucun, siyasi durumun ne olduğudur diye evet. düşünüyorum. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında da sayılar da verildi. Terör örgütü PKK'ya ait 5 hedefin de imha edildiği bildirildi. Sayın Solmaz Türk, şimdi bu PYD, PYD terör örgütü denildi. Türkiye öyle görüyor, ABD hayır diyor. Çünkü IŞİD'le savaştığı gerekçesiyle bunu böyle söyledi. Daha net ifade etmek adına böyle bu kadar açık söylüyorum. Şimdi bu süreçte Türkiye ne yapmalı, nerede yer almalı? Şimdi bakınız, bu PYD teröristtir, terörist değildir tartışması Amerika ile boş bir tartışmadır. Yani bunun bir yere ulaşması mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri PYD'nin müttefikidir. PYD de biz terörist diyelim demeyelim, ne dersek diyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki esas temel, en güçlü, en kuvvetli müttefikidir. Buna birinci önceliği vermiştir. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı, Merkezi Komutanlığı'nın komutanı olan general buraya gitti. Yüz yüze görüşmeler yaptı. Evet. O zaman da söylemiştim. Bunlar ciddi gelişmelerdir. Ama bu gelişme, bu ve bu şu anda devam eden harekat uzun bir sürecin sonucunda buraya gelmiştir. Şimdi bakınız, biz Türk Hava Kuvvetleri'nin işte PKK hedeflerine yönelik 3-5 efendim hava harekatından söz ediyoruz. Bunlara bakıyoruz. Kamuoyumuzu bununla kimse kusura bakmasın bir yerde oyalıyoruz. Asıl büyük oyun, büyük harekat Irak'ta ve Suriye'de şu anda devam ediyor. Sizin terörist dediğiniz insanlar Suriye'de devlet kurmak üzere. Yani siz derken hükümeti kastediyorum. Evet. Suriye'de devlet kurmak üzere. Bakınız, şu en son hani kollarında YPG, PKK beşleriyle, işaretleriyle fotoğrafları çekilen, filmleri çeken Amerikan askerleri var. Şimdi bakınız, bu tesadüfi değildir. Bu kontrolsüz değildir. Bunlar Türk hükümetinin tepkisini test etmek için atılmış adımlardır. Türk hükümetine verilmiş mesajlardır. PKK'ya, YPG'ye verilmiş garantilerdir. Şimdi bakınız, test edildi. Ne yaptı Türkiye? Tepkisi lafta kaldı, kınamada kaldı. Siz lafla kınıyorsunuz, adamlar şu anda 25-30 bin kişiyle, ellerindeki bütün hava gücüyle büyük çaplı bir harekat, bir kara harekatı başlatmış durumdalar Rakka'ya karşı. Yani olay ciddidir. Bunun ciddiyetle ele alınması lazım. Şimdi yani tekrar söylüyorum. Şimdi bakınız, işte İstanbul'un fethi, yok yeniden diriliş, yeniden yükseliş. Bunlarla oyalanıyor, bunlarla vakit geçiriyor ülkeyi yönetenler. Bakın, dönülmez noktayı geçmek üzereyiz. Belki de geçildi. Buraya eğilinmesi lazım. Bakınız, Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Hükümetin ve Tayyip Bey'in ağzından ne çıkıyorsa onlara onaylayıcı rapor söylüyor. Irak'ta, Suriye'de olan bitenle, Irak'ın Suriye'nin geleceğiyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu konuşmayacaksa, bu hükümet konuşmayacaksa kim konuşacak, ne yapacak? Bakınız, durum ve gelişmeler ciddidir. Türkiye'nin dışındadır. YPG'nin terörist olup olmadığını tartışmakla kendimizi oyalamayalım. Kamuoyunu oyalamayalım. İnsanları kandırmayalım. Sizin terörist deyip demenizde Amerika aldırmıyor. Aldırmıyor. Bununla beraber şu anda Suriye'nin geleceğini belirleyecek bir operasyon başlattı. Ve bu operasyon başarıyla sonuca ulaşmak üzeredir. Durum vahimdir. Evet. Şimdi tabii anlattıklarınız daha da endişelendiriyor açıkçası. Endişelenecek tabii. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse o gerçekleşiyor. Aslında Milli Güvenlik Kurulu'nda da her yerde de söylenilen tek şey başkanlık sistemi şu anda. En önemli önceliğimiz o gibi gösteriliyor. Ne yazık ki Sayın Solmaz Türk. Oysa ki anlattıklarınız çok çok önemli ve dikkatli.